Günaydın herkese, iyi akşamlar. Yine gündemdeki konular, onların perde arkası, konuşulmayanlarla 1,5 saat boyunca ve 2 bölüm olarak karşınızda olacağız. Yine önemli konularımız var, yine önemli konularımız olacak. Ayrıca gündem yoğunluğundan daha az buluşabildiğiniz haberleri de ve farklı başlıklarımızla karşınıza getirmiş olacağız. Ne konuşacağız bu akşam? Elbette Amerika'da paralel vakıf meselesini konuşacağız. Kılıçdaroğlu doz arttırıyor, bunu görüyoruz. Bu meseleyi konuşacağız. Herkes yolsuzlukları biliyor dedi. Dün sıralı tweetler attı yine kendisi. Ben kamuya ait bir kuruşun peşindeyim ifadelerini kullandı. Bu çok önemli. Bunu söylerken de aslında kendisini eleştirenlere, biz de zaman zaman eleştiriyoruz ama Kılıçdaroğlu'nun bu dozu yükseltmesi ve bu denli sert muhalefet yapması AKP'nin elini ayağını bağladığı için çok önemli buluyoruz. Doğrusu Kılıçdaroğlu'nun o dün söylediği ifadelere de katılıyoruz. Bazı aklı evveller yolsuzlukların, zaten bunların bilinen şeyler olduğunu söylüyorlar. Ama biz bir kuruşun peşindeyiz ifadelerini kullanmasını önemli buluyoruz. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun tüm bunları yaparken, Sadat baskından beri, elektrik eyleminden beri bu vites yükseltişinin AKP'ye, AKP bürokrasisine ya da uyanmakta olan bürokrasi hücrelerine bir mesaj zinciri olarak mesajlarını iletmesinin bir yansıması diye görüyoruz. Bu noktalar çok önemli. Buralardan çünkü bir çatlağı derinleştiriyor Kılıçdaroğlu. Aynı zamanda da toplumdaki o korku algısında Sadat'ta yaptığı gibi tersine çeviriyor. AKP aleyhine çeviriyor. Uçağın kapıları kilitlenecek, siz kaçamayacaksınız demesi diğer bürokratlara ilişkin, yani AKP'nin ağzının içine bakan bürokratlara ilişkin çok önemli mesajlardı. Buralardan okursak meseleyi aslında ne kadar el yükseldiğini, ne kadar AKP'nin karşısına artık ve özellikle son haftalarda doğru tavırların konduğunu görüyoruz. Bu açıdan da desteklemek gerekiyor. Evet, şunu şu şekilde söylemiştik. Hani bunları herkes biliyor. Bu yolsuzluklar zaten göz önünde. Zaten Amerika'da olanlar da biliniyordu. Bir yandan da bu medyadaki ve kamuoyunun bir bölümündeki kibir olarak okumakta doğru bu işi. Çünkü burada çok önemli bir korku ve çok önemli bir kırılma yarattığını düşünüyoruz Kılıçdaroğlu'nun. Evet, bunu konuşacağız. Uzun uzadıya konuşacağız. Şen Yaşar ailesinin hukuk savaşını konuşacağız. Bu kısım da önemli. Aile savaşı kazandı mı? Bu meseleye bakmak gerekiyor. Kazandıysa neden hala alanda? Kamuoyu bu konuda neyi eksik biliyor? Avukatlardan fikir alarak karşınıza getireceğiz meseleyi. Öyle hala alandaki mücadeleleri devam ediyor ailenin. Ve seçimsiz seçim tartışması, bu da önemli bir başlık. Sadat ve Bahçeli sonunda ortak bir noktada buluştular. Şimdi ilginç bir korku imparatorluğu üzerinde çalıştıkları, bir özel harp tekniğiyle topluma yine korku salmaya çalıştıkları malum ortada. Bunu söyleyince de kızıyorlar. Bu da onların korkusundan kaynaklanan bir durum. Şunu görüyoruz ki halkın büyük çoğunluğunu, kamuoyunun büyük desteğini yitiren bir ittifakla, AKP saray rejimi ve MHP ittifakıyla bu iş hem Türkiye açısından hem kendileri açısından çok yürüyecek gibi görünmüyor. Halk desteğini yitiren iktidarların tarihin çöplüğüne karıştıkları, tarihin her döneminde ve farklı noktalarda görülmüştür. Bunu hemen söyleyelim. Konuklarımız kim olacak peki? Konuklarımız CHP ABD temsilcisi Sayın Yurtar Özcan olacak. Şen Yaşar ailesinin avukatı Bülent Duran olacak ve avukat Figen Çalıkuşu olacak. Evet, tabir yerindeyse ortalık gerçekten toz duman.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birkaç gün önce kısa bir videoyla ve kısa videodan önce de bekleyin bu paylaşımı yapacağım ifadeleriyle topluma bir kaçış planı anatomisi ifşa etti. Tayyip Erdoğan'ın vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurt dışına servet transferi, devasa paralar transfer ettiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu TÜGVA ve Ensar vakıflarını hedef gösterdi. Daha doğrusu tam ortaya koydu, odağa koydu. Ve bu vakıfların aracılığıyla Amerika'ya paralel bir vakıf aracılığıyla milyonlarca liraya para gönderiliyor dedi. Bu da Türken Vakfı'ydı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vakıf. Türken Vakfı'nın yönetim kurulunda hangi isimlerin olduğunu biliyorsunuz. Zaten Kılıçdaroğlu dün akşam itibariyle attı sıralı tweetlerde de bu isimlere dikkat çekmişti. Yönetim kurulunun başında Türken Vakfı'nın Behram Turan var. Ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak vakfın direktörleri arasında. O malum hikayeye gidiyoruz her seferinde. Yıllarca bu kaçak IŞİD petrolleri meselesinde Amerika'da ya da dünyanın çeşitli yerlerindeki medya kuruluşlarında başlıklar atılmıştı. İşte kızı IŞİD hastalarını, IŞİD yaralarını tedavi ettiriyor, oğlu IŞİD petrollerini satıyor diye. Bu da farklı taraftardan ama yine yurt dışına uzanan bir hikaye olarak dikkat çekiyor. Dedi ki CHP lideri el arttırmaya devam ediyor ve bir sıkıntı olduklarında Amerika'ya gidecekler, gidebilecekler diyor. Çünkü burada aynı zamanda çiftlikler alındığını, villalar alındığını, gökdelenler alındığını da ifade ediyor. Ve belgelerin, Kılıçdaroğlu kendisine yine bir tazminat davası açılacak. Erdoğan bunu davulla zurnayla duyurdu. Ve Erdoğan'a yakın isimler AKP'deki bunu destekledi. AKP'lilerin çok ilginç yaklaşımları vardı. Metin Külünk'le Süleyman Soylu'yu belki ayrı yere koymak lazım. Tehditvari açıklamalar. Fakat Kılıçdaroğlu buradan da çok fazla ödün vermedi. Hatta dediğimiz gibi biraz daha dozu arttırdı ve dedi ki dava açın çünkü bu belgeler mahkeme tarafından istenecek ve o zaman gerçeklerin ortaya çıkması biraz daha kolaylaşacak, biraz daha net hale gelecek gerçekler dedi. Türken Vakfı ve Ensar ve Türge Vakıfları ortak bir açıklama yaptı. Daha doğrusu Ensar ve Türge ortak bir açıklama yaptı. Türken de onları destekleyici bir açıklama yaptı. Dediler ki biz şeffaf kuruluşlarız. Fakat iddialar konusunda da hiçbir şey söylemediler. Buralardan da bu işler gerçekten ilginç yürüyor. Yani kabul ediyorlar. Kaçacak yer bulamıyorlar daha doğrusu. Fakat yine toplumun gözünün içine baka baka, kamuoyunun gözünün içine baka baka yapacaklarını da yapıyorlar. Adeta onlar da mesaj veriyor. Bu yolları izlemeye devam edeceğiz. Kamunun varlıklarını sömürmeye devam edeceğiz. Ve evet, bu önemli. Çünkü ilk defa bir A planının yanına B planı konuldu. Bir kaçış planından, hep kamuoyunun kafasında işte bir çatışma çıkaracaklar planı vardı ama bir kaçış planı da koydu Kılıçdaroğlu. Bu da çok önemli. Buradan da bir kaçışın ifşası, bir kaçış planı üzerinde konuşmaya başladı toplum. Bu da doğrusu herkese iyi geldi ama burada kamunun paralarının yine israf edilmesi, ailenin, yandaşların, AKP'nin aparatlarına paraların devredilmesi hikayesi var. Şimdi böyle tanımladıktan sonra aslında meseleyi nacizane böyle tanımlamaya çalıştıktan sonra Yurter Özcan'a döneceğim ben.